YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ülkemizde 19 Ağustos'ta vizyona giren Jordan Peele'ın 3. uzun metrajlı yönetmenlik denemesi Hope Higher ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Did you know that the very first assembly of photographs to create a motion picture was a 2-second clip of a black man on a horse? Jordan Peele özellikle Get Out ve Us'la beraber korku bilim kurgu sinemasındaki ırkçılığa dair kendine özgü bağımsız ruhlu filmlere imza atmıştı. O filmlerde aslında bu ruhunu bir yere kadar sergileyip işin hani metafiziksel boyutunu da kendine göre yorumluyordu aslında. Her bir bağımsız samimiyet vardı. Burada özellikle zaten hani ikinci filminde biraz yani Daniel Kaluuya'nın hani başrol performansı zaten sırıtıyordu. İkinci filmde Lupita Nyong'u orada fazlasıyla toparlıyordu Elizabeth Moss'ta. Burada ise tamamen yine Daniel Kaluuya üzerine kurulu bir şekilde film başlıyor. Yani kendini çok ciddiye alan bir uzaylı istilası filmi aslında. Ama özellikle bu kadar ciddiye almayı Daniel Kaluuya hiçbir şekilde kaldıramıyor. Zaten yani filmin özellikle ilk 40 dakikası kendi kendisinin parodisine dönüşüyor. Yani Daniel Kaluuya o kadar Jordan Peele'ın alter egosu olmuş ki yani artık hani Jordan Peele de zaten hani Twilight Zone olsun işte Lovecraft Country olsun yani bir şekilde böyle kendisini hissettirdiği televizyon online platform dizilerine kaydı ki yani orada bir artık tamamen egoyu alıp gitti. Bu egoyu da burada bize yansıtıyor. Bu da aşırı yapay duruyor bir yerden sonra çünkü yani Daniel Kaluuya böyle kendi böyle hani boş arazilerde yürür hale geliyor veya boş boş espriler yapar hale geliyor. Yani deadpan mizahı var ama hiçbir şekilde bir inandırıcılık gelmiyor oradan. Bu sebeple de açıkçası Daniel Kaluuya'nın yanına Kiki Palmer'ın eklenmesi de iyi olmamış. Zaten Kiki Palmer yeteneği tartışmalı bir oyuncu. Zaten Alice diye Sundance'da bu sene ana yarışmada gösterilen kendisinin de yapımcılığını yaptığı alay konusu olmuştu orada. Yani başrolde oynayarak bir zaman yolculuğu filmiydi. Gerçekten de. Burada da Kiki Palmer yani o da hiç olmamış. Aşırı yapay bir şekilde karşımıza çıkarılıyor. Ya yani o ikilinin kendi kendisini parodisine dönüştürdüğü Jordan Peele noktada işi biraz Steven Yeun toparlıyor. Bu noktada da aslında bir yani ister istemez bir yerden sonra hani Westworld'de Close Encounters usulü bir uzaylı istilası filmi cevabı olarak canlanıyor film. Bu anlamda tabii efektler olarak Arrival ve Neon Genesis Evangelion'u da hatırlatır hale geliyor son noktada ama yani Westworld'e cevap verirken yani 2020'de yapılan mesela Antebellum hani Westworld'le 300 arası çok yaratıcı bir işti. Veya hani korku sinemasında da Bad Hair gibi çok sağlam bir iş vardı 2020 Sundance'da veya işte 2020 Cannes seçkisinden Last Words çok sağlam bir şekilde bir siyahi karakterin izinde böyle post-obama döneminde sağlam bir kıyamet sonrası bilim kurgu mirası bırakmıştı orada Jonathan Nossiter. O anlamda da açıkçası yani böylesi örnekler varken bunlarla yarışacak düzeyde değil. Ya tabii ki bir Jordan Peele filminde kendi şeyinden bilinçaltından geçen filmlere dair ilginç göndermeler var. Burada fazlasıyla işin içine hani Wizard of Oz girebiliyor, işte Ghostbusters girebiliyor. Ya yani poster olarak da işte bambaşka filmler devreye girebiliyor. İlk Kara Panter gibi. Bu açıdan da hani ilginç göndermeleri olan bir film olsa da yani Westworld çağında çok da hani böyle inatçı bir şekilde böyle aşırı iddialı, gösterişçi, cilalı bir noktaya kaymakla kalıyor film. Yani bir yerden sonra Hoyt Van Aytama ile Jordan Peele'ın sürekli çalıştığı besteci kontrolü ele geçirsin de biz böyle düzgün bir şey izleyelim kıvamında bir sinema seyirliğine dönüşüyor. Ya özellikle Hoyt Van Aytama'nın zaten hani zaten yani kendi kendine hani kendi şovunu yapabilir. Jordan Peele'a ihtiyacı yok zaten. Yani Let the Right One In'den beri bunu beceriyor. Michael Ebbels bir anlamda hani kendi şovunu yapmaya çalışıyor ama Hoyt Van Aytama'nın şeyleri de görüntüleri de böyle çok duruyor yani yapay bir mekanik bir ağır tempo kayar bir şekilde sokulmuş. The Watch gibi veya Super 8 gibi filmlerle yarışır hale geliyor seviye olarak. Bu anlamda da tabii ki bir Close Encounters usulü Afro-Amerikan uzaylı istilası filmi olarak Jordan Peele'ın anılacak. Senlerin başında John Sayles siyahi ötekili
Uzaylı istilası filmi The Brother from Another Planet'la iz bırakmıştı. Türde öncü bir noktaya yerleşmişti o film. Color Out of Space'te Richard Stanley 2019'da post-Trump döneminin siyahi uzaylı tanımlı kozmik bilim kurgusu, kozmik uzaylı istilası bilim kurgusuna imza atarken kült olma sözü vermişti. Ama yani bu post-Obama döneminde olmasına karşın Jordan Peele bu anlamda yani Color Out of Space'te yarışacak seviyeye ulaşamıyor. Benim No Payer'a puanım 10 üzerinden 4,5. Sizin No Payer'a puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.